Şimdi geldik HES yasasına. HES yasası nedir? Ne işimize yarayacak? Tepkime ısısı tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Demiştik dersin başında arkadaşlar. Tepkime çünkü yani tepkime ısısı bir hal fonksiyonudur demiştik. Yani tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Yani tepkime ister tek basamakta gerçekleşsin ister birden fazla basamakta gerçekleşsin. Tepkime entalpisi değişmez. Peki biz tepkimenin entalpisi birden fazla basamakta gerçekleştiğinde nasıl buluyoruz? İşte HES yasasına göre buluyoruz arkadaşlar. Peki HES yasasına göre nasıl buluyoruz? Bir tepkime ters çevrilirse diyor HES yasası delta H'in işareti ters çevrilir. Mesela diyelim ki arkadaşlar A artı B ileri C işte delta H ne olsun? Eksi A olsun. Küçük A olsun. Bu tepkimeyi ters çevirirsek yani C ileri A artı B şeklinde yazarsak o halde tepkimeyi ters çevirirsek işareti ne yapıyormuşuz? Ters çeviriyormuşuz. O zaman bu tepkimenin entalpisi de ters çevirdiğimiz tepkimenin entalpisi de artı A olur deriz. Bir tepkime bir sayı ile çarpılırsa delta h da o sayı ile çarpılır. Şimdi arkadaşlar yine yazalım bu tepkimeyi. C delta h'ı burada eksi a olsun. Örneğin bu tepkimeyi 3 ile çarparsam ne olur bu tepkime? 3a artı 3b ileri 3c o halde delta h'ım ne olur? Zaten onu söylüyor. Bir tepkime bir sayı ile çarpılırsa delta h'ı da o sayı ile çarparız. O halde eksi 3a olur bu tepkimenin entalpisi. Peki birden fazla tepkime toplanırsa ne yapıyormuşuz? Delta H'ları da C birsel olarak topluyormuşuz. Örneğin arkadaşlar C ileri A artı B delta H buradan artı A olsun 3A artı 3B ileri 3C bunun da delta H'ı eksi 3A bu iki tepkimeyi toplarsak arkadaşlar. Aynı cins olan maddeler zıt taraftaysa çıkarılır. Burada bir tane C var. Burada üç tane C var. O zaman okun bu tarafında iki tane C kalır. Burada bir tane A var. Burada üç tane A var. O zaman okun sağ tarafında iki tane A kalır. Çünkü zıt tarafta olduğu zaman çıkarıyoruz. Bir tane B var. Üç tane B var. O halde burada iki tane B kalır. Tepkimemiz bu şekilde. Toplam tepkime. Peki delta ne olur? Delta H'ları da cebirsel olarak toplarız dedik. Eksi 3A artı A. O halde delta H'ı da bu tepkimenin eksi 2A olarak hesaplanır. Hess yasası bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi Hess yasası ile ilgili bir iki örneğimiz var. Bunlara bir bakalım. Yukarıda bir kimyasal tepkime ve tepkime ait entalpi değeri verilmiş. Dikkat ederseniz artı izotermik bir tepkimedir. O halde bu tepkimenin entalpisi eksi 480 kilo jüldür deriz arkadaşlar. Sağa yazılmışsa izotermik ve delta şeklinde yazarsak önüne eksi işareti korumayız. Yukarıda bir kimyasal tepkime ve bu tepkime ait entalpi değeri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda bu tepkimenin entalpi değerini soruyor. Şimdi bu tepkime nedir? Dikkat ederseniz bu tepkimenin ters çevrilip 3 bölü 2 ile çarpılmış halidir. Yani biz bu tepkimeyi ters çevirip 3 bölü 2 ile çarparsak arkadaşlar bu tepkimeyi elde ederiz dikkat ederseniz. Şimdi yapalım arkadaşlar. Bu tepkimeyi önce 3 bölü 2 ile bir çarpalım. Önce bir tepkimeyi yazayım. X 2 X Y artı X 2 ileri 2 X 2 Y. Şimdi burada arkadaşlar ben bu tepkimeyi 3 bölü 2 ile çarparsam ne olur? Burada 2'ler gider. 3 X Y artı... 3 bölü 2 x 2 ileri. Burada burayla çarptığımızda 2'ler yine gider. 3 x 2 y olur. O halde tepkime entalpisi neydi bunun başlangıçta? Eksi 480'di. Delta aşımız da arkadaşlar. Eksi 480 çarpı 3 bölü 2. 3 bölü 2 eksi 480. O halde bu tepkimemizin entalpisi buradan eksi 720 olarak hesaplanır kilo jül. Şimdi bu tepkimeyi de buna benzeteme bilmemiz için ters çevirmemiz lazım. Ters çevirdiğimizde de tepkimenin entalpisini ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Çevirelim şimdi. 3x 2 y ileri 3x y artı 3 bölü 2 x 2. Ne yapacağız arkadaşlar delta artı 720 olarak yazacağız. Çünkü bu tepkimeyi ters çevirdik. Bu tepkimenin entalpisi de eksi 720 olarak bulmuştuk. O halde artı 720 olarak yazarız tepkimeyi ters çevirdiğimiz için. Diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde gaz fazında gerçekleşen x2 artı 2xy ileri 2x2y. Entalpi değeri verilmiş. Aynı şekilde bu tepkimelerinde entalpi değerleri verilmiş. Tepkimelere ait delta h'lar verilmiş diyor. Buna göre tepkimesinin delta h değeri kaçtır? Şimdi bu sorularda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. X2 sol tarafta istenilen tepkime de sol tarafta. Burada arkadaşlar X2 şurada bir de burada var. Bunu geçtik. Şimdi farklı tepkimeler daha varsa aynı ciz bunları geçiyoruz. Şimdi olmayana bakalım. X3, Y4. Dikkat ederseniz başka bir tepkimede X3, Y4 var mı? Yok. Peki burada hangi tarafta? Sağ tarafta. O zaman buna dokunmayacağım. Ama katsayısı kaç? 2. O halde ben bu tepkimeyi bir kere 2 ile çarpmalıyım. Çünkü X3, Y4 bir tek buradan gelebilir. Onu da 2 ile çarptım. Aynısını yapmaya çalıştım. Şimdi 2, X, Y, 3. Bu nereden gelecek? 2, X, Y, 3. Bakalım 2, X, Y, 3. X, Y, 3 nerede? Burada. Zaten biz 2 ile çarpmıştık. 2, X, Y, 3 olmuştu. Ve sol tarafta evet o zaman bunu da karışmıyorum. Y2 nerede? Burada. Başka bir yerde Y2 var mı? Yok. Ama sağ tarafta. Ben sol tarafta olmasını istiyorum. O halde bu tepkimeyi de ne yapmalıyım? Ters çevirmeliyim. Şimdi burada gerekli bu işlemleri yaptığımda bu tepkimeyi elde edeceğim arkadaşlar. Bakalım. Burayı da eksi 1 diyelim şimdi. Şimdi yazıyoruz. X2 artı 2XY ileri 2X2Y İkinci tepkimemizi ters çevireceğiz demiştik. x2 y2 ileri 2x y. Üçüncü tepkimemiz arkadaşlar dokunmuyorduk. Sadece 2 ile çarpmıştık. 2x 2y artı 2x y 3 ileri 2x 3 y 4. Şimdi bunların entalplerini yazalım arkadaşlar. Bu tepkimeye dokunmamıştık. O zaman aynen entalpisini yazıyoruz. Eksi 170 İkinci tepkimeyi ters çevirdik. O halde tepkimenin entalpisinin işaretini ters çeviriyorum. Eksi 70. Üçüncü tepkimeyi de 2 ile çarpmıştık. Eksi 20 idi. O zaman 2 ile çarptığım için eksi 40 oldu. Burada arkadaşlar bu tepkimeleri topladığımızda toplam tepkimeyi buluruz. 2 tane x2 aynı tarafta olduğu için topladım. Şimdi gidenleri de götürelim. Burada x, gider. Başka neler gider? 2x, 2x, 2y ile 2x, 2y zıt tarafta olduğu için aynı cins çıkarıldı. Bunlar da gitti. Ondan sonra buradan y2 geldi. Buradan 2x, y3 ileri 2x, 3, y4 olarak buluruz. Şimdi dikkat ederseniz bulduğumuz tepkime bu tepkime değil mi arkadaşlar? O halde bu delta h'ları da toplarsam bu tepkimenin entalpisini bulmuş olurum HES yasası gereği. Topladığımızda arkadaşlar eksi 170 eksi 70 eksi 240 eksi 40 daha eksi 280 olarak buluruz bu tepkimenin entalpisini arkadaşlar. Şimdi örneklerimiz var bu örneklerimize bakacağız. Tepkimesine göre demiş bu soruda x2 y2 46 kJ enerji olarak gerçekleşmiş bu tepkime. Bu tepkimeye göre hangisi doğrudur diyor yargılardan. X2 Y gazının molar oluşum ısısı 23 kJ bölü moldur demiş. Öncelikle bu tepkimenin entalpisi nedir? Bunu yazalım. Artı ısı sol tarafa yani girenlere yazıldığı için bu tepkime endotermiktir. O zaman işareti artıdır ve 46 kJ'dür deriz arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz X Y2 elementlerinden oluşmuş ama 2 molü için 46 enerji gerekiyormuş. E biz ne demiştik molar oluşum entalpisi için, molar oluşum ısısı için? Elementlerinden oluşacak. Evet elementlerinden oluşmuş ama 1 molü içindir. Molar oluşum entalpisi. O halde arkadaşlar 2 mol xy 2 için açığa çıkan enerji 46 kilo ise 1 mol xy 2 için ne kadar enerji açığa çıkar diye bir orantı kurarız. Buradan 23 kJ olarak buluruz. O halde arkadaşlar x 2 gazının molar oluşum ısısı 23 kJ bölü moldür deriz. Doğrudur. 14 gram x2'nin tepkime sonucu ne kadar ısı gereklidir demesi gerekirdi. Şimdi soruda ne diyor bize? 14 gram x2'nin tepkime sonucu 23 kilojül ısı açığa çıkar. Şimdi arkadaşlar bu endotermik bir tepkime. Endotermik tepkimelerde ısı açığa çıkmaz. Bu ifadeleri çok kullanıyor ve çok düşürüyorlar bu sorularda. Direkt ben bu soruyu eleyebilirim. Nereden eledim? Çünkü bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Dışarıdan enerji yani ısı alır. Isı açığa çıkmaz. O yüzden arkadaşlar yanlıştır diyoruz. Üçüncüsünde arkadaşlar tepkimesinin delta H değeri eksi 23 kilojül bölüm oldur. Şimdi bu tepkime hangi tepkime? Dikkat ederseniz bu tepkimeyi çevirmiş... X, Y2 sol tarafa gelmiş. X, 2'ler ve Y, 2'ler sağ tarafa gitmiş. Bu tepkimeyi ters çevirmiş. Aynı zamanda kat sayısı 2, 2, 1'di. 1, 1 bölü 2 ve 1 olmuş. Yani demek ki bu tepkimeyi de arkadaşlar 1 bölü 2 ile çarpmış. O halde arkadaşlar bu tepkimeyi ters çevirirseniz 2, X, Y, 2 ileri X, 2 artı 2, Y, 2. O zaman delta H'ın işareti eksi 46 olur. Bir de bu tepkimeyi 1 bölü 2 ile çarpmış. O halde x y 2 olur burası. Dikkat ederseniz kat sayısı 2 1 bölü 2 ile çarptım. Bu yüzden kat sayısı 1 oldu. Bunun da kat sayısı 1'di. 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 x 2 artı 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 y 2. Delta h'ı da arkadaşlar ne yapıyoruz? 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Yani buradan ne çıkar arkadaşlar delta h? Eksi 23 kilojül bölü mol olarak hesaplarız. Bu tepkime ait. Evet şimdi x, y, x, y2, 1 bölü 2, x2 ve y2 tepkimesinin en kaçmış arkadaşlar? Eksi 23'müş diyoruz ve doğrudur. O halde arkadaşlar doğru cevabımız nedir? 1 ve 3 yani D şıkkı. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi bir tepkimeye ait potansiyel enerji ve tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Girenlerin enerjileri toplamı burada 40. Ürünlerin enerjileri toplamı 20. Toplam entalpi zamanla ne olmuş? Azalmış. O halde bu bir kere arkadaşlar şunu tespit edelim. Egzotermik gerçekleşen bir tepkimedir. Yani endotermik bir tepkime değildir. Şimdi tepkime entalpisi kaçtır diye sormuş. Tepkime entalpisi arkadaşlar nasıl hesaplıyorduk? Delta H eşittir. Ürünlerin toplam enerjileri eksi girenlerin toplam enerjileri. Ürünlerin toplam enerjisi kaç burada? Dikkat ederseniz 20. Girenlerin toplam enerjileri kaç? 40. O halde arkadaşlar delta H'ımızı buradan kaç olarak buluruz? Eksi 20 olarak buluruz arkadaşlar. Doğrudur. Şimdi ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerinkinden daha yüksektir. Ürünlerin potansiyel enerjisi kaç arkadaşlar? 20. Girenler burasıydı. Girenlerin potansiyel enerjileri toplamı kaç? 40. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerinkinden daha yüksektir ifadesi o halde yanlıştır arkadaşlar. Çünkü ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 20 iken girenlerin 40'tır. Yani girenlerin toplam potansiyel enerjisi ürünlerinkinden daha büyüktür arkadaşlar diyoruz. Burada arkadaşlar doğru cevabımız o zaman nedir? A şıkkı yalnız 2'dir diyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu örneğe bakalım şimdi. Ne demiş örneğimizde? Arkadaşlar tepkimeler verilmiş. Bu tepkimeler entalpileriyle birlikte verilmiş. Olduğuna göre c 2 h 6 2C2H6 oksijen gazıyla tepkime sonucunda karbonhidrat ve soluşması tepkimesinin entalpisini soruyor. Şimdi arkadaşlar Dikkat ederseniz bize bazen tepkimelerin entalpileriyle beraber denklemleri verilmiş başka bir tepkime soruluyor. O zaman biz burada HES yasasıyla bu soruyu çözebiliriz. Şimdi öncelikle ne yapacağız? C2H6 nerede? Şurada. Başka bir yerde C2H6 var mı? Yok. O zaman bu burada kalacak ve çünkü istenilen tepkimede de sol tarafta. Burada da sol tarafta böyle kalacak. Ama kat sayısı kaç? 2. O halde benim bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. O halde delta H'ı da 2 ile çarpacağım. Bunları yazacağız birazdan. Önce tespit edelim. Sonra arkadaşlar karbondioksite bakalım. Karbondioksit burada var. Başka bir yerde karbondioksit var mı? Görüyor musunuz? Hayır. Bir tek burada karbondioksit var. Ve kat sayısı kaç? 4. Karbondioksit hangi tarafta istenen tepkimede? Sağ tarafta yani ürünlerde. Burada hangi tarafta? Ürünlerde. O zaman dokunmuyorum. Ama sadece 4 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü istenilen tepkimede kat sayısı 4. Su arkadaşlar H2O. Burada başka H2O var mı? İkinci tepkimenin dışında. Yok. O zaman arkadaşlar buradan gelecek su. Nereden gelecek? Sağ tarafa gelecek arkadaşlar. Çünkü istenilen tepkime de sağ tarafta ama burada sol tarafta. Bir kere bu tepkimeyi ters çevireceğiz. Bir de neyle çarpacağız arkadaşlar? 3 ile çarpacağız diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu söylediğimiz tepkimeleri bir düzenleyelim. Şimdi karbonu 4 ile çarptık. 4 karbon artı 4 O2 ileri 4 karbondioksit. Delta H'ı da o zaman arkadaşlar ne yapacağız? 4 ile çarpacağız değil mi? 4 çarpı eksi 393. Arkadaşlar bu tepkimeyi ters çevireceğiz demiştik ve 3 ile çarpacağız. 3 ile çarptığımızda 3 kere 2 6. 6 H2 artı 3 O2 ileri 3 kere 2 6. 6 H2 O. Delta H'ımız da o zaman arkadaşlar işaretini ters çeviriyoruz. Eksi 286 olur o zaman. Bir de 3 ile çarpmıştık. O halde kat sayısı da yani 3 ile çarparak genişletmiştik. 3 ile çarpıyoruz delta H'ı. Burada arkadaşlar 3. tepkimeye dokunmuyoruz demiştik. Sadece yani ters çevirmiyoruz demiştik. Sadece 2 ile çarpacağız. Burada 2 ile çarptığımızda 2 C2 H6 ileri 2 kere 2'den 4 karbon geldi burada artı 3 kere 2'den 6 H2 gazı. Delta H'ımızda ne olur arkadaşlar? 2 çarpı artı 85 olur diyoruz. Şimdi bu tepkimeleri düzenledik, toplayalım. Arkadaşlar aynı cins olan maddeler zıt taraftaysa ne yapılır? Çıkarılır. 4 karbonlar buradan gitti, 6 tane hidrojen burada, 6 hidrojen burada zıt tarafta çıkarıldı gitti. Bunlar. Şimdi topladığımızda 2 C2 H6 artı 4 tane oksijen burada 3 tane burada toplamda 7 oksijen oldu ileri 4 karbondioksit gelir buradan buradan da 6 tane su var 6 su da buradan geldi evet toplam tepkimemizi elde ettik dikkat ederseniz toplam tepkimemiz bizim istediğimiz tepkimedir e, o halde arkadaşlar bu topladığımız tepkimelerin entalpilerini de toplarsak arkadaşlar neyi buluruz net tepkimenin yani toplam tepkimenin entalpisini bulmuş oluruz. O halde buradan arkadaşlar delta h diyelim şöyle. Delta h eşittir. 4 çarpı eksi 393 artı 3 çarpı eksi 286 artı 2 çarpı 85. Delta h buradan kaç çıkar? 4 çarpı eksi 393 kaç yapar? Eksi 1572 Eksi 3 kere 2. 3 kere eksi 276. 286. Eksi 858. Burası da artı 170 gelir. Topladığımızda bu değerleri arkadaşlar. Eksi 1572, eksi 858 ve artı 170. Sonuç eksi 2260, 2260 jül olarak bulunur arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. Şimdi burada tabloda arkadaşlar bize bağ verilmiş ve bağ enerjileri verilmiş. Bu bağlara ait bağ enerjileri verilmiş. Bu tepkimenin değer talpisini vermiş. O halde diyor buna göre bu tepkimede oksijen hidrojen arasındaki bağ enerjisi kaç kilo jül bölüm olur? Şimdi biz nasıl hesaplıyoruz demiştik bu sorularda tepkimenin talpisini. Kırılan bağlar toplam Kırılan bağlar eksi toplam oluşan bağlar diyoruz demiştik arkadaşlar. Bize tepkimenin tersini vermiş soruda eksi 286 eşittir. Burada arkadaşlar şu tepkimemizi de yazacak olursak bağlarıyla beraber hidrojenle hidrojen arasında tekli bağ var, 1 bölü 2, oksijenle oksijen arasında çift bağ var ileri oksijenle hidrojen arasında tekli bağlar şu şekilde var arkadaşlar. Şimdi kırılan bağlar girenlerde hidrojenle hidrojen arasındaki bağ enerjisi kaç? 436 artı 1 bölü 2 oksijenin kat sayısı. Oksijen çift bağ oksijen 498 bağ enerjisi yazdım. Kırılan bağları yazdım. Şimdi eksi oluşan bağlar diyorum. Oluşan bağlarda dikkat ederseniz 2 tane 2 çarpı arkadaşlar Oksijen hidrojen bağı var diyoruz. Delta H oksijen hidrojen bağ enerjisi diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 2 delta H oksijen hidrojen bağı enerjisi. Burada arkadaşlar e, burayı çarptığımızda 400, e, 1 bölü 2 çarpı 498 artı 436 kaç yapıyormuş? E, 685 yapar. 685 286'yı da diğer tarafa attık artı 286 olarak geçti. 2 delta H eşittir 971 yapıyor burası. 685 artı 286 971. Burada arkadaşlar iki tarafı da ikiye böldüğümüzde delta H eşittir oksijen hidrojen bağı'nın bağ enerjisi 485 buçuk birim olarak ne vermişti bize? kilojul olarak verilmişti. Buradan kilojul bölümü olarak buluruz bağ enerjisini. Oksijen hidrojen arasındaki bağ nersini. O halde arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Evet, bugün de dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sınava girecek tüm arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Önemli bir konu işledik arkadaşlar. AYT'de mutlaka gelmesini beklediğim bir konu kesinlikle bir soru gelir ve banko bir soru ceptedir diye düşünüyorum arkadaşlar şimdiden. Herkese başarılar diliyorum tekrardan. İyi çalışmalar.